0'dan TET Türkçe serisine devam ediyoruz. Şimdi de cümlede anlama geçecek. Burada ne göreceksiniz? Mesela pişmanlık, hayıflanma, sitem, yakınma, kanıksama, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç gibi cümleleri göreceksiniz. Zaten bu ünitenin genel yapısında da bunlar var. Başlayalım. Cümle nedirle başlayalım. Ben burayı boş geçeceğim. Çünkü aşağıda size bir cümle nasıl bulunur, nasıl olmalı, ne olmalı veya ne varsa biz buna cümle deriz. Bunu öğretelim hemen. Bakın bir cümleyi önce tespit edin. Çünkü ondan sonra bu anlamlarını ekleyebiliriz. Bir cümle iki yolla yapılır. Bir, fiil olmalı. İkinci yolumuz isim olmalı. Eğer fiilse siz buna kip eki verirsiniz ve burada bir yüklem yaparsınız. Yüklem. Eğer isimse ek eylem alır ve yüklem olur. Bu iki yolla yapılır. Yani yüklem diyoruz. Yüklem demektir eşittir cümle veya eşittir yargı demektir. Aynı yani bir yerde size kaç tane cümle var derse yüklemleri sayın. Kaç tane yüklem varsa o kadar cümle var demektir. Hemen örneklere bakın. Gel. Bu bir fiil ve aynı zamanda emir kipi almış. Dolayısıyla bir fiil kipi eki alırsa yüklem olur. Buraya yüklem yazıyorum. E yani eşittir yargı veya cümle. Yani yukarıda üç harfli bir sözcüğümüz bir tek baştan bir cümle oluşturmuş. Öğrenciyim. Bakın öğrenci ismi ek -eylem almış ve dolayısıyla burada bir yüklem var. Yani bir cümle var. Bu aklımızdaki deli soruların zihninize nasıl yansıdığıdır. Yüklem Neresi özne. Burası da bu da özne. Yine bir cümle var burada. Cümlelerin yapılma mantığı bu şekildedir. Hemen cümlenin niteliklerine geçelim. Bakın size de zaman zaman soru olarak gelir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklık ilkesine aykırıdır? Veya açıklık ilkesi vardır gibisinden. Siz buradan neler yapıyorsunuz? Açıklık dediğimiz şey en basit örnekle. Bazılarınıza saygı duyuyorum demiş mesela. Bu açık değil. Niye açık değil? Çünkü bazıları derken kimi kastetti bilmiyoruz. O yüzden buraya birinci maddemi yazıyorum. Herkes aynı şeyi anlamalı diyorum. Açıklık olabilmesi için bu madde şart. 2. İzinsiz inşaata girilmez demiş. Bakın bu da açık değil. Buradaki örneklerin hiçbiri açıklığa uygun değil. İzinsiz inşaata girilmez olmaz inşaata izinsiz girilmez şeklinde düzeltmemiz lazımdı. Yani bu şekilde kullanırken sanki inşaat zaten izinsiz bir yapıdaymış, ruhsatı yokmuş. Biz böyle bir inşaata girmiyormuşuz gibi bir anlam var. Ama aslında inşaata izinsiz girmememiz gerektiğini söylemiş. Hemen ikinci madde yazıyorum. Sözcükler uygun yerde olmalı. Bu kadar. Yani sözcük uygun yerdeyse, herkes aynı şeyi anlıyorsa bu açıktır. Bir başka maddesi, genç muhabire bir şeyler sordu. Bakın, genç muhabir mi birine bir şey sormuş? Ya da genç muhabire mi biri sormuş? Yoksa bir genç mi muhabire sormuş? Bunu çıkaramıyoruz. O yüzden şuraya bir virgül atmamız yeterli olacaktır. Açıklık ilkesini sağlamamız için. Yani virgülsüz hali açıkluka, açıklık ilkesine aykırıyken, virgül atıp düzeltebiliriz. O halde bir madde daha. Virgülün anlam karışıklığını önlemesi diyorum. Yani şu üç madde varsa açıklık vardır. Yoksa zaten örnekte gördüğünüz gibi açıklığa aykırı olur. Bir madde daha üzüldüğüne inanamadım. Bakın bu da açıklığa aykırıdır. Niye? Çünkü senin üzüldüğüne inanamadım ya da onun üzüldüğüne her ikisi de olur. Dolayısıyla her iki zamir geliyorsa burada açıklık ilkesine aykırılık vardır. Zamirlerden bir tanesi gelmeli. Yazıyorum son madde. Zamirler uygun bir biçimde kullanılmalı diyorum. Bu sayede zamirler virgülün doğru yerde olması, sözcüklerine uygun yerde olması ve herkesin aynı şeyi anlaması açıklık ilkesini meydana getirir. Duruluk çok basit ve çok kısa. Eğer bir yerde gereksiz söz veya ek varsa o durluk ilkesine aykırıdır. Zaten herhangi bir gereksiz sözcük veya ek yoksa duru bir cümlemiz var burada diyoruz. Hemen örneğe bakın. Başarılı olmasının sebebi çok çalışmasındandır. Bakın bu duruluğa aykırıdır. Neden? Çünkü burada bir sebep var, yani bir neden var. Şurada ise bu nedeni karşılayacak bir ek var. Dolayısıyla bu kelimeyle bu ekten bir tanesi gereksizdir ve bunlardan biri olduğu için burası durula aykırıdır. Nasıl yapabilirim? Başarılı olmasının sebebi bunu siliyorum. Çok çalışmasıdır diyorum. Bu sayede duruluğu sağlamış oluyorsunuz. Yalınlık yalınlık durula benzer ancak bir farkı var. Süsten, sanattan ve gösterişten uzak cümlelerimiz yalındır. Süz, sanat, gösteriş yoksa bu cümlelerimiz yalın olur. Akıcılık nasıl olur? Ben buna kısaca şöyle söylüyorum. Su gibi akmak diyorum. Yani bir cümle okuduğunuz zaman sizi duraksatıyorsa akıcılığa aykırıdır. Duraklamadan düzgün bir biçimde onun ilerlemesi lazım. O zaman akıcı olur. Sürükleyiciler ne diyebiliriz? Kısacası aldığınız bir romanı ve son sayfaya kadar merakla okuyorsunuz. Yani acaba ne oldu diye. İşte bu sürükleyicidir. Yani merak unsuru varsa ve siz heyecanla takip ediyorsanız merak heyecanlı takip yazıyorum buraya. Bunlar varsa sürükleyici olur. Kapalılık nedir? Zaten açıklığı gördük. Bunun tam tersi aslında kapalılıktır. Ama aynı zamanda bir şey yazacak olursak diyoruz ki bir cümlenin yoruma müsait olması. Bir cümle yoruma müsaitse kapalıdır. Çünkü açık cümlelerde herhangi bir yorum olmamalı. Yani mesela ben birkaç kişi seviyorum dediğim zaman kapalı olur diye yoruma müsaittir. Acaba hangilerini kaç kişi ama ben beş kişi şunu şunursunu seviyorum dediğim zaman açık bir cümle Çünkü yoruma müsait değil. Herkes aynı şeyi anlar. Evrensellik ve ulusallık. Zaten bunlar çok basit, çok rahat bulunur. Eğer tüm insanlık ve tüm dünyayı kastederse evrensellik olur. Ancak kendi öz topraklarından bahsederse, kendi ülke sınırlarından bahsederse, kendi milletinden bahsederse tabii ki de bu da ulusallık veya yerellik olacaktır. Özgünlük nasıl olur? Özgün demek tek ve biricik demektir. Teksin, biriciksin ve taklitten uzak olmalı. Biz bunlara özgün cümleler diyoruz. Yani sadece sana ait, ona has herhangi bir şekilde başka bir taklite benzemeyecek. Biz bunlara özgün cümlediriz. deriz. Doğallık gayet olağan bir şey ve günümüzde de günlük hayatta da bolca kullanırız. Herhangi bir yapaylığın ve suniliğin olmaması. Herhangi bir yapaylık ve sunilik yoktur. Yani kahramanları siz olduğu gibi konuşturursanız, olduğu yerde yani günlük yaşantısa neyse orada da oysak o kahraman karşınıza çıkarsa bu doğal doğallık vardır burada. Ancak işin içine yapaylık, sunilik olmayacak bir yerde olmayacak şeyler getirdiğinizde doğallığı yitirmiş olursunuz. Yani o yüzden ki zaten bunu günümüzde de yaşarız. Yani mesela atıyorum bir tarlada bir e, çalıştığımız zaman orada nasıl ol davranmamız gerektiği bellidir. Eğer siz ona çok aykırı bir biçimde sanki bir sarayda herhangi bir davetteymiş gibi davrandığı zaman elbette ki doğallığa aykırılık olacaktır. Tutarlılık nedir? Tutarlı ÖSYM çok sever. Yani kısaca eylemlerinizin ve söylemlerinizin eylem ve söylemlerin aynı olması çelişmeme kısaca. Çelişmeme. Eğer çelişmiyorsanız, eylem ve söyleminiz aynıysa tutarlısınız demektir. ÖSYM'de tutarlılığı sorgular. Nasıl sorgular? Bir metin verir ve der ki bir parça verir. Buradaki yazılanlara göre aşağıdaki seçeneklerde hangisi çelişmektedir der. Yani dolayısıyla yukarıdaki düşüncenin tam zıttı bir şey olacak ki tutarlılığı bozsun. Yoğunluk ve kalıcılık. Bakın yoğunluk az sözle çok şey anlatmaktır. Buna en güzel örnek bizim divan şiirlerimizdir. Divan şiirleri beytler yoğundur, az ve özdür ancak çok şey anlatır. Yoğunluktan tam kastettikleri budur. Peki kalıcılık nasıl olur? Bunu nasıl sorabilirler denemelerde veya ÖSYM e? e, Kalıcılık kısaca çağın ötesine... Taşmak diyorum. Çünkü genelde böyle çıkar. Yani siz yazdığınız bir eserle bulunduğunuz yüzyılda değil de daha sonraki yüzyıllarda da adınıza söz ettiriyorsanız demek kalıcı olmuşsunuz. O yüzden kalıcılık böyle bir şeydir. Cümle vurgusu ve eksiltili ifade nedir? Bakın cümle vurgusu cümlenin ögelerinde göreceğiz. Biz burada sadece iki tanesini görelim. Yani size bu cümlede nereyi vurgulanmıştır diye bir soru geldiği zaman dolaylı olarak bir cümle ögesi sorusudur aynı zamanda. Burada da görmüş olalım. Eğer yüklemlere önce bakın. Bakın birinci örneğimizde birlikte bir yerlere gidelim. Gidelim yüklem. Aynı zamanda gidelim bir fiildir. Hemen yanına fiil yazıyorum. İkinciye bakın. Zulme karşı herkes kördür, sağırdır. Bunlar yüklemlerimiz ve yüklemlerimiz burada da isim olmuştur. Hemen vurguyu bulalım. Eğer yüklem fiilse, bakın burada fiil ya, yüklem fiilse, vurgu önceki ögedir. Dolayısıyla bizim vurgumuz burası olacaktır. Yüklem isimse vurgu kendisidir. Yani burada vurgularımız tam da kendisidir. En azından şimdilik bu ikisini bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Eksiltili ifade nedir? Kısacası biz bitmemiş cümlelere bitmemiş cümle diyorum. Eksik yargı. Yani bir yerde zaten cümleyi nasıl buluyorduk? Bir yerde yüklem varsa orada cümle var. O halde eksiltili ifadelerde bu yüklem olmayacak kısaca. Yani siz ögelerini ayırdığınız zaman herhangi bir şekilde yüklemi bulmayacaksınız. Biz buna eksiltili ifade diyoruz veya eksiltili cümle diyoruz. Eksiltili ifadelerin sonuna elbette 3 nokta gelir. Ve daha sonra cümlemiz büyük harfle başlar. Bu bilgiler dursun eksiltili ifade ile ilgili çok önemli bir notumuz var. O da sakın unutmayın büyük büyük yazıyorum. Dır ekidir yani ek eylemi. Eğer bir dır dır ek eylemi varsa ve bu düşmüşse düşmüş halde bize yazabilirler. Yazmış olsalar bile biz düşmemiş kabul edip orada eksiltili bir cümle yoktur. Normal bir cümle vardır diyeceğiz. Yani buraya bir örnek yazıyorum. Diyorum ki bu serginin bu virgül S harfi küçük kabul edil. Serginin en güzel resmi dedik ve burada herhangi bir noktalama işareti atmadık. Bakın size gösterebilirler buraya ne gelmeli diye. Dikkat ederseniz tam da şurada bir dır direki düşmüş. Her ne kadar düşmüşse bile siz bunu düşmemiş kabul edin. Ve deyin ki bu gerçekten de dır direki burada vardır olmalı. Yani Dolayısıyla varsa bir cümle vardır burada, bir yüklem vardır. O halde 3 nokta değil de buraya tam bir yüklem olduğu için, yani tam bir cümle de olduğu için nokta atıp bitirebiliriz. Bir sonraki yani part 2'de görüşmek üzere.